Merhaba YouTube ailesi. Yine karşınızdayım. İsa'lık videolarımla size Londra'da her gün yeni bir olay dizisiyle videolar hazırlamaktayım. Umarım bu videolarımı beğenip lütfen abone olmayı unutmazsınız. Bugün size girişimcilikle ilgili yeni bir video hazırladım. İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta startup'a verilen desteklerle ilgili de bilgi vereceğim. Startup nedir? Günümüzde startup'lar, yani girişimci şirketler hızla ortaya çıkmakta. Bazıları başarılı, bazıları hızlı ilerleyerek adını dünyaya duyurmakta. Çoğunlukla da Birleşik Krallık'ta startup'lara destek vermekte. Genellikle startup'lar bir pazar ihtiyacını gidermek amacı taşıyan yenilikçi bir ürün, süreç veya servis sunan, genel olarak yeni kurulmuş, hızlı büyüme gösteren müesseselerdir. Hızlı bir şekilde ölçeklenebilir bir iş modeli ortaya çıkartmak için kurulan küçük bir işletme, ortaklık veya organizasyondur. Startup'ın grafiğini gözümüzde canlandırdığımızda startup ekosistemi, fikir, yaratıcılık ve araştırma, startup aşama çeşidi, girişimcilik, yatırımcılar, rehberlik, danışmanlık, diğer girişimciler, bağlantılı olduğu diğer kişiler veya kuruluşlar olarak alt alta sıralayabiliriz. Yardım kuruluşları bu ekosistemin içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yardım kuruluşları nelerdir? Büyük şirketler, üniversiteler, finans kuruluşları, servis sağlayıcıları ve araştırma kuruluşları. Genellikle start-up'lar için bu yardım kuruluşları büyük destekler sunmaktadır. Tabii bu girişimciler bazen başarılı olup hızlı şekilde ilerleme kaydeder. Bazıları da maalesef yok olup gitmekteler. İşletme için startup kredisi, genellikle devletler işletmeler için startup kredisi vermekteler. Birleşik Krallık'ta bu şekilde girişimcilere yardım etmekte. Girişimcilere verilen krediler 500 pound'dan 25 bin pound'a kadar işletmeleri gelişmesi için desteklenmekte. Destekler için bazı koşullar bulunmakta. Bu koşullar Birleşik Krallık'ta vatandaş olmak veya oturum sahibi olmak, 18 yaş üstü kişiler olmak, bir iş planına sahip olmak ve Birleşik Krallık içerisinde 24 aydan daha az ticari işlev gösteren bir işletme olmak. Krediler, geri ödemeler ve ödemelerle ilgili bazı koşullara bağlanmış. Girişimci şirketler devlet yardımı aldıklarında krediler için yıllık bir sabit ödeme yapmaktalar. Bu da %6. Kredi geri ödemeleri de 1 yılla 5 yıl arası olmakta. Tabii bu şekilde eğer erken ödeme yapmak isterlerse erken ödeme başvurularında veya ödemelerde ceza uygulanmamakta ve bu şekilde alınan parayı geri ödeyebilmekte şirketler. Sevgili YouTube ailesi, Londra'da iş kurmak ve işletmek, startup, vergilendirme, bunlarla ilgili daha yeni videolarım da gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın.